Merhaba arkadaşlar ben Alper. Minecraft Captain Mode'a kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Neden? Çünkü bu sistem, bu OBS artık her ne derseniz tamam beni deli etmeye başladı. Abi tamam bazı günlerde benim hatalarım oluyordu. Bazen kaydı başlatmayı unuttuğum oluyordu. Bazen mikrofonu açmayı unuttuğum oluyordu. Ama bu sefer tam 2 saat boyunca kayıt aldım. Aldığım 2 saat kayıt sonucunda ise hiçbir sesi kaydetmemiş. Çünkü OBS denen zımbırtı Abi normal şartlarda mikrofonu atadığımız yani default ayarlardan dedim ki ya sen bu mikrofonu kullan dedim. Adam gitmiş default ayara çekmiş. Default ayara çektiği için de hiçbir yerden ses almamış. Ne kulaklıktan ses almış ne de normal kullandığım mikrofondan ses almış. Yani video 2 saatlik video çöp oldu. Kısacası söylemek istediğim bu. O kadar fazla görev yaptık. O kadar fazla görev de yaptık ki. Hatta size şöyle daha chat'i silmedim. Yani chat'in de silinmeden önceki halini göstereyim. Misafiriniz onun başarımını yaptık. Anıları öfkelendirmeden şişeyle bal topladık bu abilerden. Bu araları da ben bölüm arasında yapmıştım önceki bölümle. O şekilde onları da hallettik. Ardından yağmacılar geldi şu aşağı tarafa. Tam şuradaki bölgeye. Buradan gelen yağmacıları öldürdük. Ondan sonra bir tanesinde de e, arbelet düşürttürdük. Arbeletle birlikte ateş ettik. Onu da o şekilde hallettik. Ardından dedik ya hemen bir elmas topladıydım ben zaten bölüm arasında 22 tane. Zaten elimizde şu an ne kadar elmasımız kaldı? 15 tane elmasımız var ki bir ara aşağı indik bu vardığın olduğu yere. Oraya inerken elmas bulduk. Oradan o şekilde topladım. Ardından işte şeye gittik. Nether'a e gittik. Nether'dayken bizim bu piglin abilerle takas yaptık. Anlaşma yaptık. Onu nereden yaptık? Var mı hiç elimizde takas yapma gibisinden? Hayır yok. Neyse sonrasında işte onlardan bir tanesinde de obsidian verdi bize. Elmas şey altın karşılığında. Onu o şekilde yaptık. Ardından büyücü şeyini yaptık. Geldim buraya bir şey, elmas kazma yapmıştım. Elmas kazmayı büyüledik. Bunu da bu şekilde elde etmiş olduk. Sonrasında işte bu şeyler baskınlar gelince köy şey villagerlar gelince bize baskın kaptanını öldür muhabbeti verdi. Ardından yaşlı besili ateş edince de o şey görevi de halletmiş olduk. Ardından gizlilik yüz aşağı indik vardı o tarafa. Onu da hatta size şöyle göstereyim. Bu tarafa indik. Hatta bu tarafa bir yol yaptım gördüğünüz üzere. Buradan böyle geldik. Burada önce şeyler vardı. Ee, bu vardın çağırma yerleri falan vardı bir tanesi. Onu kırdık ardından buradaki sandığı açtık ve sandığın içerisinden hiçbir şey çıkmadı. O yüzden hiç endişeleneceğiniz bir şey yok. Sadece bir tane demir kılıç çıktı. Onu o şekilde hallettik. Ardından burada bir yerde bir tane çukur olması lazım. Aynen tam şuradan. Buradan aşağı indik. Buradaki sandığı açtık ve burada bir tane ladin fidanı vardı. Ladin fidanını aldık. Bu sandığın içerisinde ise bir tane altın, büyülü altın elma çıktı. Onu ne tarafa koyduk? Bu tarafa koyduk. Büyülü altın elma verdi bize. Neden? Çünkü bizim bir görevimiz var. Yenilebilecek her şeyi ye. Yani senin için iyi olmasa da yenilebilecek her şeyi ye görevi vardı. Onu hallettik. Ardından bize onların sonucunda bir tane şey vardı. Kurbağa verdi. Kurbağa verdi. Kurbağayı nerede verdi? En yukarıda vermiş gerçi. Bu kurbağalardan da aldım. İki tanesini çiftleştirdim. Çünkü aşağı mağaralardan bir tanesinde slime doğmuş. Ve slime çankını bulmaya çalışacağız. Slime çankını bulduktan sonra ise... E, elimizde bol bol slime olduktan sonra bunların hepsini bağlayıp bir şekilde yolumuza bakabiliriz. Ardından bunlardan bir tanesini de aldım. Elimizde irbaş kovası verdi ve bu sandık açılmış oldu. Bu sandığın içerisinde ise bol bol e, balık var. Bu balıkların da hepsi gizli bir başarım var. Elinde bütün balıkları tut adı altında. Ama ben de o balıklardan bir tanesini normal olarak da şeyde doğurdum. E, nehirde doğmasını sağladım. Ardından onu da aldıktan sonra taktik balıkçılığını verdi bize. Onu da yaptıktan sonra zaten bize bir oselot verdi. Oselotlara bir baktım sağda solda koşturuyorlar. Ee, tuttuğum birkaç tane balık vardı. O balıkları vereyim dedim. Yediler. Ee, hiçbir şekilde bizden olmadılar ve onlar tropikal balık yemiyorlarmış. Adamlar balık seçiyor ya. Sonrasında biraz daha aşağı indiğimizde işte bırak bırak bir kovayla irbaşı topla mantığını yaptık. Ardından da ışıl ışıl her yer bir altın ile piglinlerin dikkatini dağıt kısmında hallettikten sonra dünyaya döndüm. Ve alan o kadar genişledi. O kadar genişledi ki en son şu kırmızı mantarın oradaydık. Yani kaç blok gelişlemiş oluyor bu da? 12 tane başarım yapmışız ve ben bunların hiçbirini kaydı alamadım. Yani kaydı aldım da ses gitmiş. O kadar da berbat. Halbuki çok da güzel bir bölümde olduydu. Ama dalana tükürdüğümün obyesi hepsine engel oldu. Yani bu yayıncılık ya da video çekme işi gerçekten tam bir eziyet. Gerçekten yapı yapılacak bir şey mi? Evet yapılacak bir şey ama o kadar dikkat etmek gerekiyor. O kadar dikkat etmek gerekiyor ki. hele bir de böyle bir oyun olduğu için yani bunları geri de alamıyoruz. Yani keşke bundan sonra zaten şöyle bir şey yapacağım. Hem bu oyunu çıktıktan sonra kaydını alacağım. Hem de eğer ki bir durumla karşılaştığım anda hemen oraya doğru koşuş. Anında geri doğru döneceğim. Yoksa bu şekilde gerçekten olmuyor. Hem benim sinirim bozuluyor hem de size video gelmiyor. Ardından arkadaşlar bu topladığımız balların üstüne diyordu ki mesela şurada nerede burada değil. Burada mı acaba? Evet. Düşünü hafifletmek için bir bal bloğunu atla. Bunu yaptım. Yani şuradan tutunup sürtünerekten aşağı inmeye çalıştım. Olmadı. Ondan sonra dedim ki acaba üstüne atlasam dedim. Olmadı. Yani ne kadar şey denediysem deneyim hiçbir şekilde bunu gerçekleştiremedim. Bunun nasıl çalıştığına dair bilginiz var mı? Ardından burada çayırların müzikle donat görevi var. Ee, yani çayırlarda müzik çal mantığı mıydı? Neydi bakayım hatta aşağıda. Aynen. Bir müzik kutusuyla canlandır diyor. Bunu yaptığım zaman bu da işe yaramadı. Bunlar nasıl işe yarıyor? Bunları dair bir bilginiz, bir fikriniz var mı? Ardından bu bal bloğu niye işe yaramıyor? Bu da ayrıca canımı sıkan konulardan bir tanesi. Acaba şöyle bir şey yapsam. Ben sen şöyle döndürsem şurayı. Şöyle atlasam. Ah evet. Aynı bu şekilde. Ha, halbuki ben bunu denedim. Olmadıydı. Demek ki olmaması gerekiyormuş. Tamam onu yapacağımız pek bir şey kalmadı. Ardından bir köylüyle ticaret yap. Ardından da bir tane köylüsü olmak için demir golem yap. Görevlerimiz var. Acaba demir golemi yapsak bize köylü verir mi? Şu an aklımda geçen deli sorulardan bir tanesi bu. Madende gezerken iki tane de elmas buldum. Onu da sizlere birlikte göstermiş olayım. Ondan sonra denmesinler ki ya işte bölüm arasında aldım da şöyle oldu da böyle oldu da falan şu an, muhabbeti yaşanmasın. Hepsini bir bir gösteriyorum. Diğerlerini de zaten şeyle buldum ya. Ha, hatta onu da göstereyim. Kaynak paketleri Better X-Ray. Abi o kadar güzel kullanışlı bir mod ki kendisi olağanüstü tatlı olmuş. Tek bir okunu. Tamamdır. Elimizde makasımızı aldık. Demirlerimiz de hazır. Şimdi geliyoruz. Öncelikle şu abiye bir tane vuruyoruz. Ardından geliyoruz. Bunu da bir güzel alıyoruz elimize. Abi. Abicim bir tane. Teşekkür ediyorum. Ardından şimdi görevi bir okuyalım. Eğer ki köy içerisinde yap diyorsa bu yanlış bir göre şey olacak. Ama gerçi köylü geldikten sonra bizim kafamız rahat edeceğinden dolayı o da problem değil. Bakalım bir köyü salınmak için demir golem yap. Yani bir köyü diyor. Ne kadar şey olup olmayacağı çok alakadar eden bir durum değil. Köy olmaması çok alakalıdan bir durum değil. Çünkü yakınlarda zaten köy yok. Abi. Canım. Bir tanem. Lütfen şöyle yap. Teşekkür ediyorum. Ardından bunu böyle koy. Aynen. Tek çok güzel oldu. Ve köpekler geldi. Dur. Hemen köpekleri devcilleştirip de iki tane de şey. Evcil hayvan başarımı alalım. Canım gel bir kaçma oğlum. tam benim ol. Ol artık. ay Bunun da. Sen de. Hadi. Canım. Oğlum bu kadar kemik Lan dur. Hayır. La koyunlar ne istedin ya? Koyunları çiftleştirdik mi peki biz? Elimizde yeteri kadar koyunumuz var mı? Tamam bir tane orada var bir tane de şurada var. Okey tamam. Daha öncesinde çiftleştirmişim. Onlarda problem yok. Tamam şimdi. İki tane daha görev yaptığımıza göre bu çok tatlı oldu. Çok da güzel oldu. Peki buradan başka ilerleyebileceğiniz bir şey var mı? Bütün kedileri türlerini evcilleştir. Bu görev birazcık sıkıntılı bir görev olacak ama onun için yapabileceğiniz bir şey yok. Ardından bakalım yani 7 çiftleştirme muhabbetimiz var. Başka bir şey var mı? Arkadaşlar önümüze keçi vermiş. Ne zaman vermiş peki bunu? Aa yeni vermiş. O zaman dur bir dakika. Hemen hızlı bir şekilde şey yapalım. Kendimize bir tekne yapalım. Tamamdır. Şimdi bunu alıyoruz ve evet. Güzel oldu ve panda şeyi verdi bize. Panda şeyi verdi nedir ya? Panda verdi bize. Fabricor. Tamamdır. Tekrardan teknemize alalım. Yolumuza devam bakalım. Pandalar nerede? burada. iki tane de pandamız oldu. Bütün hayvan türlerinden çiftleştireceğimiz için ve şurada ileride de bizim e, adı neydi? Şeyler açıldığı için, bambularımız açıldığına göre burada hiçbir şekilde bu sıkıntı yok. Bunların hepsini bir sonraki bölümde hepsine bir arazi yapacağım. Tamam mı? Şu arka taraf birazcık düzlük gibi. Olmadı iyice düzleştiririz. Bütün hayvanları burada teker teker tekrardan çiftleştireceğiz. Arılar hariç. Onları ay yerimden ay atmaya hiçbir gerek yok. Hiçbir gerekçe de yok zaten. O yüzden bu bizim için problem olmayacaktır. Şimdi size de bir aşağı inelim çünkü aşağıda epey bir yer açıldı. O kadar yer açıldı ki bu kütüphane falan birşey vardı belki hatırlarsınız. Kütüphanelere gidip hemen gelelim. Şimdi endin bulunduğu yere doğru geldik. Buradan böyle yukarı doğru gidersek ee, şey ulaşıyoruz. Ortalığı ulaşıyoruz. Buradan aşağıdan gidersek ise şey ulaşıyor lazım. Adı neydi? Abi köpek niye geldin sen? Mecburen peşimizde dolaşacak bu da. Güzel. Aradan bakalım burada ne var? Hiçbir şey yok. Ve burada bir şeyler var. Şimdi. Burası şeye gidiyor. Aşağı kısma doğru iniyor. Burası ise bizim kütüphanemiz. Şimdi bu kütüphanenin içerisinde bir şeyler bulabilme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden şuradan ipleri de falan kazalım. Bizim ayağımızın altında dolaşmaz. Şu sol tarafta yeteri kadar olduklarını bildiğinden dolayı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bunların hepsini kesebilirim. Benim için problem değil. Ama yanımızda keşke bir de balta olsaydı da bunları toplayabilseydik. Sandık. Aynen. Ve patlama koruması ardından servet 2. Bizim çok kötü ya. Servet 2 ile patlama korumasını bir arada nasıl verebildin acaba? Servet 3. reklam bacaklar kıyameti. Ve çoklu atış. Abi o kadar ilginç kitaplar verdi ki. Neyse bunlar bir şekilde dursun. Kullanılır. Sonrasında ben bu sandığı açmıştım zaten. Biliyorsunuz geçen seferden kullanmıştık bunu. Ardından bu sandığı açtığımızda ise içindekileri almışım. Büyük ihtimalle demir çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya geldiğimizde ise hoppala paşam bu iyiymiş. Gümüşçünler mi? Neydi onların adları da hatırlamıyorum. Bizi birileri de öldürebilirsem çok tatlı olacak. Benim itim nerede? Burada. Tabi dur. Köpüş, onları güzel bir şekilde öldürürsen çok mutlu olurum. Ha. Aa bir dakika bunlar sağdan soldan bir de fışkıra fışkıra geliyorlar. Tamam problem kalmadı. Bunları şöyle kes bakayım. Köpek nereye gidiyorsun oğlum? Gel oğlum bu tarafa. Şimdi buranın içerisinde neler çıktı? 4 tane shulker var. 2 tane de ender incisi var. Bize ne lazım? Blaze tozu lazım. Peki burası ağzına kadar dolu mu? Değil. Abi oyunun bize var ya karşı hiç acıması yok ya. Şimdi köpeği alalım. Şu tarafa doğru götürelim. Ardından burada şey olduğunu fark ettim. Bir tane dungeon var. İkide bir de aşağıda şey spamlıyordu. E, i̇skelet spamlıyordu. Hemen hızlıca onu bir görmüş olalım. Acaba nedir ne değildir bir öğrenelim. Köpeği de şu tarafa bırakalım. Yukarı gidiyorken ayaklandırır götürürüz. Şimdi tam aşağımızda bir tane dungeon bulunuyor. Dungeon'a ulaşmak için buradan böyle aşağı doğru kazmamız gerekecek. Buradan gümüşçün denen zibidileri de öldürürsek bizim için problem yaratmazlar diye düşünüyorum. Sonra da kırarsak ki tam aşağımızda olacaklar. Aynen tam olarak da buradalar. Şimdi buradan nasıl kurtuluş sağlayabiliriz? Ne tarafa doğru gidersek aşağı inebiliriz bunların yanına. Şuradan şöyle ve elmas bulduk şansa bakın. Elmaslardan bir tane zırh yapmamız gerekecek yoksa bu şey. Ederya'yı öldürmemiz zor olur bizim için. Sandığımızı açtık. Sandığın içerisinde ne var? Bir C400 var. Ardından şunları toplayalım. Bunlar bir şekilde işimize yarar. Yani buradan buraya ulaşabiliyoruz. En yani hızlıca buradan da bunu açıyoruz. Altın elma çıkıyor. Çok güzel. Bir tane de kovamız var. Bunların hepsini toplayalım. Sonrasında yukarı doğru çıkalım. Sonrasında bir de vardığın antik şehrin orada bir yerde bir sandık gördüm. O da şu tarafta bir yerde kalıyor. En yani hızlıca ona da gidelim. Ona da bir bakmış olalım. İçerisinde neler var neler yok bir görelim. Ve şurada ses yaparsak ayvayı yediğimizin resmidir. O yüzden o tarafa doğru ilişmeden sakin sakin uzaktan uzağa böyle güzel güzel gidersek bir şekilde sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yok gibi. Aynen bunlar bir yere test yollamıyor şu an. Yollamış olsalar şu ana kadar çok daha net etraf kararlıydı. Açıyoruz. Hop. Aa disk parçası çıktı. Güzel. Bunları birleştirip bir şeyler yapabiliriz. Kırılmazlık üç tamir çapa geldi. Buradan da yavaş yavaş tüyelim. Sonrasında yukarı çıkıp aşağı tekrardan bir nether için gidelim. Nether için çünkü yemeğe ihtiyacımız var. Belki bir şeylerle karşılaşırız falan. Toplamamız gereken bir durum olursa onları da toplarız oradan hızlıca. Evet yukarıya geldik. Köpeğimiz geldi mi peki? Nerede o zibidi? Ah burada. Bunu da oturtturuyoruz. Oturtturduğuma hepiniz şahitsiniz. Ondan sonra yanımıza falan gelecek olursa anında bütün küfürleri basabilirsiniz. Hiç problem değil. Tamam şimdi karnımız tok. Sırtımız pek. Ama bir altın kaskımız eksik. Altın kaskı da halletmezsek yoksa orada bize harumar ederler. Çok büyük problemler yaşarız. Şunu ben bir alayım canım. Aynen kafamıza geçirelim. Sonrasında da doğruca nedir'e. Nedir'e geldik. Etrafta gaz yok. Bu güzel bir şey. Etrafta bolca piglin var. Zombi pigmanlar var. Bu pigmanları zaten şey yapacağım. bir altın farm yapacağız. Altın farmında kullanacağım bu abileri kesinlikle öyle bir daha iyi olur. Hem bizim için altın kayna olmuş olur hem de şu abilerle takas yaparken problem yaşatmazlar. Bunlardan en derincisi falan şu toplayabiliriz. Sonrasında şurada ufacık bir ruh kumu şeyi var. Topluluğu var. Onu da sadece biyom olsun diye böyle eklemişler. Ve çarpık mantar var. Abi sonunda o zaman çok mutluyum. Bak dur. Bu çarpık mantar mı? Evet. Peki bu çarpık mantar mı? Hayır bu kızıl mantar. Okey. Bu kızıl mantarı buraya ekiyoruz. Ardından eve gidip eğer alıp olta alıp geliyorum ve şu dalana tükürdüm bebesi de vurmasa bile çok daha mutlu olurum. Ee, biz şeydeyken bu yenilenme iksiri. Bu şey abilerle ticaret yaptığımız zaman bana bir tane ateş direnci iksiri de vermişti. Bu ateş direnci iksirini de şu şekilde kullanacağız. Şimdi oraya gittiğimizde çarpık mantarı bu şekilde kabul etmiyor. Böyle yapınca tabii ki de kabul ediyor. Tatlı. Abi şimdi siz buna cidden bindiniz mi? F3B. Ben bunu nereden kıracağım? Şuradan şöyle. Pıt, 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 pıt. Tamam hadi git. Haydi Allah. İşinize... Bu arada daha önce hiç bu ahmilerle bir gezme işlemine alışmamıştım. Benim için de bir ilk olacak ve bu ilki de sizinle beraber yaşayacağım. Şimdi bu dayıyı ben bu tarafa doğru nasıl çekeceğim? Böyle gördüğün zaman geliyor Vallahi geliyorsun. Helal olsun. Şimdi öncelikli olarak da Sen şunu bir tut. Ardından ben şunu şöyle yapayım. Senin üstüne bineyim. Aha böyle gezebiliyorsun. Aha çok tatlı. Dur. Gezmeden önce. Hızlıca nedir? Bakıyoruz. Çarpık mantarlı olta ile lav gezerin üstüne. Lav gezer sür. Tamam. Evet. Uzun bir yolculuğa çık abi tamam Şu an ben bunu yapıyorum. Göre sayılmıyor mu acaba? Pıt 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 ne güzel gidiyor lan. Ee, arkadaşlar e, Love Gezer'in muhabbetini az buçuk öğrendim. Yani bizden istediği şey aslında bunu Nether'da sürmek değil. Tamam bunu normal şartlarda Love Gezer dünyada uzun bir love gününde yolculuğa çık mantığını yapmamız gerekiyormuş. Yani bizim şuradaki lav gezer abiyi alıp bizim dünyaya götürmemiz gerekiyor. Tabii ben bunu şimdi dünyaya götüreyim. Ardından Aa, nereye gitmiş? O mu? Değil. Nerede? Oğlum ben buraya bağladıydım onu ama. Silinmiş deme. Lütfen silindi deme. Aa burada. Dayıcım Bak. Gül gül. Oğlum. Ben gör beni. Buradan bizim oradaki lavın içerisinde bırakalım bu arkadaşı. Bir sonraki bölümde ise o başarımın hepsini tamamlarız. Ama şimdilik bu bizim eve gitmemiz gerekiyor. Sonrasında zaten şuradaki e, kale açılacak. Kale açıldıktan sonra zaten şey bilezlere ulaşabileceğiz kolay bir şekilde. Ardından buradaki kalıntıya gitmemiz gerekecek. Onun yapması birazcık sıkıntılı olacak ama yine de hiçbir şekilde problem değil. Hamur üzerine inersem bu gider. Ardından aynen bu arkadaş burada. Şimdi biz bunu buradaki lava itersek. Bu burada hayatta kalabiliyor mu? Önemli olan şey bu. Evet hayatta kalıyor. Güzel. Şimdi dur abicim. Tamam şu an hiçbir şekilde yarımız gitmiyor. Burada hafiften bir abiyle dolaşsak belki bir başarım verebilir ama inatla vermiyor. Bu inatla vermeyişi de beni benden alıyor. Ha, bu abi burada mecburen duracak. Bu abiyle yapacağımız pek bir şey kalmadı şu an. 50 tane blok yapalım. Ee, ben bir sonraki bölümde yapayım tabii ki bunu. Bir sonraki bölüme geldiğimizde ise direkt bu Gezer abiyle başlarız. Onu da o şekilde halledip komple şeyi bitiririz. Ee, Nether'daki olayımızı da bitirdikten sonra problem kalacağını pek sanmıyorum. Ve köpek tekrardan bizimle birlikte aşağı inmişti. Ona da acayip sinir oldu. Tam köpeği yukarı çıkartmaktan bıktım. Bu köpek aşağı inmekten bıkmadı. Bunları da acil bir şekilde çiftleştirsek en azından çiftleştirip kafamızın dağıt etme ihtimalini de arttırmış olabiliriz. Onu da hızlıca yapalım. Canım tamam, kalk bakayım sen. Güzelim sen de bir kalk. Sen şunu bir al. Al. Ardından şuradaki dayı da sen de bunu al. Oğlum ne yedin lan? Gel vuruş. Heh. Evet. Aynen tatlısınız. Yürüyün gidin. Artık otur sen. Sen de otur. Aa. Abi bu manyak bunlara vuruyor. Bunlar o yüzden kalkıyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Gerçekten kusura bakmayın. Diğer başarımları da size göstermek isterdim. Ama gerçekten mikrofonun azizliğine uğradım. Ve bu benim canımı sizden daha çok sıkıyor. Neyse. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. O keçi nereye gidiyor ya? Oradan var ya bir şey değil mi? Kesinlikle buna kafayı takmış birbirlerine. Neyse. Bana ab abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.